Gördüğünüz gibi bugün jeans bir kızım. Hemen şakalar. Nasıl? Yakışmış mı? Hemen beni bir çek. Giyindik mi? Ben böyle bekliyorum yani. Şut pozumla. Ceyda, ben de giyiniyorum şu an. Arkadaşlar farkındaysanız Ceyda'nın yeni look'u. Çünkü bu videomuzun sponsoru Levi's 501. 501. Ben de şimdi gidip giyineceğim. Ufak nüanslarım olacak takım elbise. Ben hep böyle duracağım ama sen konuşurken. Şöyle değil mi ya? Jeans kızı. Dur ben giyip giyineyim. Yok. Ne yapıyorsunuz? Aylardır sürekli eşofman giydiğimi biliyorsunuz, videolarda çok eleştiri alıyordum. Hiç eleştiri almıyordum. Bu sefer Levi's sponsorumuz oldu, Fırat'ın da dediği gibi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu arada Mardin videomuz yayınlandı mı bizim? Kahküllerimi gördünüz mü? Şimdi mi görüyorsunuz? Siz yorumlara yazın, ben o sırada ne olduğunu anlayacağım. Fırat'cığım hadi. Dur ya, giyiniyoruz. Ben niye bu kadar çabuk giyindim? Sanki video başlamadan 2 saat önce hazırlanmamışım gibi. Yok, benim hazırlanmam uzun sürmez valla. Yarım saat. Yok canım, 10 dakika falan. Makyaj yapıyorsam 20 dakika. Ki makyaj yaptım. Bakın. Şöyle bakın. Makyaj yaptım, belli oluyor mu? Evet. Yeah. Evet, Fırat Bey geliyor. Ceket olmazsa olmaz. Nasıl? Çok hoş. Look at this. Levi's 501, 501, everything, her şeyi değiştiren sayı. Pozum deniyoruz, ben nasıl vereceğim? Böyle çene, ben böyleyim. Ben düşünüyorum, sen atar mı yapıyorsun? Bilmiyorum. Benim öyle değil, bak bu şöyle bak. Tarz biziz, tarzında bir şey var. Böyle mi yaşıyormuş değil mi? Bu şeydekiler böyleymiş değil mi? O billboardtakiler. Yürüyoruz mesela şimdi Ceyda seninle. Abi bir çikolata alacağım da, markete gelmiş şu anda. Şimdi 501 her şeyi değiştiren sayı, senin hayatında her şeyi değiştiren sayı ne? 501 bu arada benim her şeyimi değiştirdi şu an. Bunu da söylemek isterim. Ya tamam, o değil be. Senin için uğurlu sayı, böyle sayılar, rakamlar, numaroloji hocam. 23, seninle evlendiğimiz yıl. Yıl mı? Ay, sene, ay, gün. Başka ne özelliği var 23'ün? Aa, 2023 geliyorsa 2023 benim uğurlu yılım demek ki. 2023, evet benim de o zaman 23 uğurlu sayım. Bu yıl bizim yılımız mı olacak acaba? Arkadan da bir görünüşüne bakalım. Güzel görünüyor. Mesela şöyle esnekliğini verdim. Mesela şöyle bir poz veriyor kızlar. Hatta şu. Bunu motosiklet olduğunu düşünün. Ben motosikletle uğraşıyorum. Evet. Hafif bir kalça dışarıda. Sen de ne yapıyorsun motosiklete? Düştü motor şu an. Sen de o arada siliyorsun. Arkana bir. Hayır, o motor bu. Şurada o pozu yap. Hangi? Tekerlerini sil. Tekerlerini sil. Motorun. Evet. Her şeyi değiştirdi şu an 501. Kızım bizim içeriğimiz bu değil ki. Şu an düşük bütçeli talk show çekeceğiz. Bu haftaki konumuz inanılmaz komik bir insan. Evet. Birazdan göreceksiniz. Evet. Şahsen ben çok seviyorum. Göreceğiz bakalım benim kadar komik mi ne? Yine duruşumu düzelteyim. Kapat. Sonra müzisyenlerimiz gelsinler, onları şey yapalım. Patladık arkadaşlar. Maç varmış Kadıköy'de. Ha, bir şey oldu sandım da şimdi şu an. Miray geç kaldı. Bas Miray yok. Sen niye böyle değiştirdin gömlek stilini ya? Abi dur. Dızcı gömleklerin de güzel oluyor, tamam. Adam kostümüyle geliyor oğlum. Biz de böyle. Bir de dersene şöyle, bir seni şöyle boydan çekip yüzüne geldiğinde duracağım. Bir göstermek istiyorum ya. Bak bak. 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 Sen hazırsın zaten. Gitarın nerede? Evde bir şey. Bizde mi? Gene. Herkes ha, inanılmaz tamam. Hazır ya şu an. O zaman gidelim abi. Çünkü hadi. Trafik falan. Anca alırız. Yani bunlarla ineceğim. Ev ayakkabım bu normalde de. Ben de en son bakkala gittim abi. Neyse o yani, anladın mı? Uğraşamamış bunu şey yapmakla, bağlamakla falan. Biz peki kim olduğunu söylemiyoruz ama kapakta var. Şimdi raconu bu ya. Bunu formatladın mı? Evet. Tamam. O zaman hazırız her şeyden. Gidebiliriz. Format gereği. Çıkabiliriz. Güzeldi aslında bu espri, iyiydi. Sanki esprilerim kötüymüş gibi. Mardin videosundan bizi gördüler mi görmediler mi? Benim orada. Muhtemelen yayınlandı Mardin videosu ya. Nasıldı o zaman? Neyi nasıldı aşkım? Diziniz. He. Kasrı. Ben şimdi Baturay'ı kafalayacağım. Ne diyeyim? Proje yapalım diye. Zeki adam. Komik adam, zeki adam. Aldın mı arabanın anahtarını? Genelde unutuyorsun. Oy. Devam ki. Ay, çaldı. Çağrı attı Baturay'a. Ara kanka. Çağrı atınca in aşağı gibisin herhalde. Eskiden biz okuldayken tabii, o zamanlar çağrı atma çok vardı. Abi biz geldik şimdi, arka sokağa vermiş yalnız şeyi, konumu. Yok, gönlüğe çıksana, geri dönüp. İnşallah abi, dur bakayım. Aha gördüm, evet, zıplıyorsun. Aha. Dur. Zıplamayı mı durdurayım? Tamam, geldik. Alo. Efendim, merhaba.
arkadaşım. Ne oluyor yağdan size şöyle bir mikrofon takdim mu? Edelim. Şeyimizi, evet. Takdim ne edelim. Bro? Ana ne kadar tatlı bir şeymiş ya. Koştu geldi biz inince. Küçücükmüş bir de. Gel hadi gidelim. Buyurun. Gel. Öyle mi? Geç. Şu an akıyor muyuz? Tabii. Arkadaşlar kapatıyorum şimdi çünkü biz kaybolacağız. Kesin. Öyle mi? Tabii. Bir saniye, bir dakika. Her yerim dolu. Neden bu kadar yamuk park ettin? Şöyle duruyor araba. Çok seri park etti. Ne park eder? Ne park eder ya, boşver gel. Bak Batura iyi bir komedyen olduğu için bu iğrenç espriyi duyup mizahını bozmadı. Duymamazlıktan gelmedim değil. Batura, hayır. Benim altımda bir... Sıralamalarda benim altımda kaldı. Ciddi alırlar vallahi bak. Şaka lan. Bence çocuk gerçek. Çocuk komedyen diye şaka yapıyorum. Ceza komedyen değil ki. Benim neden komedyen olduğumu düşünmüş bazı insanlar. Evet değil. Alakam yok. Arkadaşlar şaka yapmak komedyenlik değil ki. Evet hadi git bakalım bir gösteri yapmaya çalış. Hadi. Kameramanımız da çok şık abi. Bak. Bak. Hadi arkadaşlar. Oley. Hello. Söyleyeceğim. Biri bir yorum atmış, çok güldük. O kız niye sürekli olmuyor ya diyor ki, oluyor gayet güzel demiş. Gerçekten böyle bir yorum gördüm. Oluyor kardeşim, ne demek olmuyor? Ve karşınızda komedyen Baturay Özdemir geliyor. Ve çeyiz arkasında bulun. Look at this. Dans ediliyor mu? Bana dans ediliyor derdi. Dans yapacak. Tabii dans lazım. Babacığım geçin yerinize. Merhaba. Buyurun geçin şöyle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Buralar hep alkış sesi geliyor zaten. Öyle mi? Tabii. Evet, bir komedyen ağırlamadık da demeyiz. Niye? Ben her bölüm buradayım. Ceyda'cığım sen, şimdi bunu konuşacağız öncelikle. Siz komedyenleri Ceyda'ya komedyen denmesi rahatsız etmiyor mu? Ya biz bir geçen toplandık bu konu hakkında. Komedyenler Derneği olarak. Ben dedim sakin olun, onun öyle bir amacı yok. O kendice şaka yapan bir... Kendince şaka yapıyor. Kimsenin ekmeğinde gözü yok gibisinden. Ceyda komedyen değil arkadaşlar. Yani meslekleri ayıralım. Gelmişken ben de açıklama getirmek evet. isterim. Ama komik bir insan mı? O başka bir şey. O başka. Ben şaka yaparım burada yolda güleriz. Yolda da komik adam var. Ama ben meslekleri ayırmak gerektiğini evet, ben bir komedyen değilim. Henüz. Böyle yani düşün ki Cem Yılmaz'la karşılaştırma cüretinde bulunmuş insan var. Ceyda vs. Cem Yılmaz mı? Ben... Şöyle demiş. Şöyle bir şeydi galiba. Ya siz neye gülüyorsunuz? Hayatınızda Cem Yılmaz izlemediniz gibi bir şey söylemiş. Biri de demiş ki kardeşim sen manyak mısın? Cem Yılmaz niye karşılaştırıyorsun? Yani ne alakası var? Yani YouTube videosu çekiyoruz boş. Ama Cem Yılmaz herkesle karşılaştırılıyor. Senle karşılaştırılabilir. Hadi neyse. Yok benle karşılaştırılmıyor. Yani o başka. Ben öyle bir şey görmedim. Çünkü ben sürekli Cem Yılmaz bizim hocamızdır, üstattır evet. dediğim için benim o verse'de yerim yok. Demek ki Ceyda sen demediysen böyle bir şey. Demez olur muyuz? Hep dedik. Hiç bize cevap bile vermedin abi. Alo Cem Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Gezerken sizi andık. Cem abi buggy kiralayacağız. Buggy'im güzel miymiş? O zaman kiralarız. Alo. Bakayım. Cem Bey, Cem Yılmaz bir kere gelse bütün problem çözülecek. Burada şimdi şöyle bir soru var ama. Bunu abi Aleyna yazmış. Aleyna. Ona dersin. Aleyna. Aleyna o. Yeni nesil Cem Yılmaz diye anılmak nasıl bir his? Vallahi anlıyormuş seni, ben bilmem. Ya orada şöyle bir durum var. Bence yorumlardan gördüğüm bir şey söyleyeyim size. Evet. Bizim neslin Cem Yılmaz gibi bir komedyeni yoktu. Belki sen osundur. Jenerasyonel olarak bakıyor. Hani o kafanın. Anladım. Cem Yılmaz tabii ki hala güncel bir komedyen. Bizim için güncel. Anladım. Tabii bize ki göre, de tabii. O orada öyle bir şey deniyor. Aslında şöyle bir durum vardı. Çok uzun süre. Mesela biz tabii Cem Yılmaz'la büyüdük. Kasetlerini alırdık. Hatırlarsınız belki. Evet. 4 saat. Bir tat, bir dokun. 4 saat. Evet. Doğru bir tat sarıydı bir doku, kaseti falan. Tam şimdi hatırladım. Çok özür dilerim. İnşallah izlememiştir burayı Cem Yılmaz. Vallahi rezil oldu. İzlemiyor zaten. Söylüyoruz. Hep izlemiyor. İşte mesela o zamanlar hep böyle yeni biri çıkacak mı diye bekliyordu. Hiç çıkmıyordu. Ama son zamanlarda şimdi artık çıkmaya başladı. Ya. Neden çıktı ya? Ne oldu? Size üretim tesisi mi var abi? Bir anda bir sürü komedyen çıktı. Gerçi iyi bir şey bu arada. Çıksın zaten de. Ya şöyle abi. Yapıyorduk. Biz yapmaya başlamıştık zaten. Ben çok eskiyim bu arada. Ankara'da başladım. Biletim 3 liraydı. Her büyük komedyen bir kere kafede o küçük. Yok bir kere değil. Ben bir 28 yaşına kadar kafede. Hani bir 10 yıl orada çıkacak değil mi? O zaman komik değil miydin de kanka şimdi patladın? Abi işte. Şöyle bir şey oluyordu zaten. Çok komiksin, yakında patlarsın diye beni 10 kanka sene bu işi yaptırdılar bana. Yani. Manifest. Sana ben kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Sen biliyorsun. Gerildim şu an. Evet. Beni izledin ve beğenmedin. Yok hayır ne? Bu herkesin bildiği bir şey. Kimsenin bilmediği bir şey. Ceyda komedyen değil bu arada.
Hayır, benim karım komiktir ama yani öyle komik. Yok değil abi. Evet. Şimdi Comedy Club'ı biliyorsun Taksim'deki. Ben iki kere orada stand-up yaptım. Gerçekten mi? Aa, ben de bilmiyorum bunu. Doğaçlama tiyatro izlemeye gittik. Sahneye birilerini çağırırlar ya. Ben de çıktım ama onlar bilmiyorlar benim tiyatro okuduğumu. Hmm. Bayağı güzel geçti. Çok güldürdüm ben. Çok komikti yani o anda doğaçlama tiyatrodaki performansım. Ya öyle oldu ama ya, Allah Allah. Orada dediler ki, ya dediler, buraya gelsene arada çıksana dediler. Ne yapılıyor abi dedim, işte stand-up oluyor, çıksana dediler. E tamam çıkayım dedim. Evde kendimce arkadaşlarıma anlattım, sağda solda anlattığım şeyleri yazdım. Dedim bunları anlatırım, çıktım. Bu her masada çalışır dediğin. Ha aynen, evet, ha. Hikayeler, başıma gelenleri anlattım. Burada anlatamayacağım kadar şeyler yani. Hmm. Yani bizim izleyici şok olur, Fırat abinin geçmişine bak, çüş derler yani. Ne var ki? Oha, o keşke bana anlatsaydı evlenmeden önce de bari beni. Sonra şöyle oldu abi. Ben sahneye çıktım. Abi bu arada güldüler ya bu arada. İyiydi. Ondan sonra şeye gittim ve böyle oldu falan. Hiç kimsenin suratına bakmadım. Arada kahkahalar gördüm. Utancımdan ve sürekli olarak böyle anlattım. Yemin ederim sana. Ya, sen şimdi bilirsin bunları. Evet, başlığını. Tabii. Böyle gittim. İkincisini de yaptım. Sonra dedim ki daha fazla utancımdan yapamayacağım ben bu işi. Bırakıyorum dedim. Ben bilmeyenler için söyleyeyim bu arada. Baturay'ın kanalından eski gösterilerini izleyebilirsiniz değil mi? Evet, yeni gösteriyi oynuyorum şu an. Aynen. 7 ay önce bir tane yükledim. Yerli Bekir'le. Yüklemeseydin kardeşim. 7 ayda bir video. Şimdi ben mesela YouTube'da gezerken yakaladım Baturay'ı. Hastası oldum abi. Bayıldım. Evet. Utku'ya attım. Sonra Utku'lara gittik. Ceyda ile izledik. Sonra dedim ki hemen bakalım bilet evet, alalım ve izlerken gidelim. İzlerken hemen bilet aldık. Gerçekten. İzledik tabii. Çok güldüm. Bayağı güldük çünkü. Mesela bak ben şimdi senin sürekli siyasi esprilerini anıyorlar. Hı hı. Ama İlber Ortaylı bölümü evet, altıma yaptım oğlum. Böyle bir komik bir şey olamaz anladın. Çünkü aslında hep izlediğim şeyi öyle bir anlatıyorsun ki. O çok komik yani. Teşekkür sen neden hep politik? Abi çünkü o dikkat çekti. Şey yani tam soru öyle oluyor ya. Neden hep politik? Evet. Ya o elinin tonu falan. Peki yani, neden siyaset? Çünkü bir şey soracağım. Bunu neden soruyorum? Evet. Çünkü kendin gösterine diyorsun ki ben politik olmak istemiyorum. Evet. Lan hep ama politik espri yapıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yerli ve politik şakalar yani. Yerli ve çilliği 60 dakikası var ya. Bu evet. 60 dakikasının totali. 15 dakikası falan politik. Hadi canım sen de. Aç izle. Hadi 60 dakika. Zaten şöyle oldu. 2018'de ben ilk politik şakaları o zaman yapmaya başladım. O da şundan dolayı oldu. Seyircinin böyle bir talebi vardı. Ne şaka ya? Yapıyorsun çok gülüyordu abi. Reaksiyon alınca da doğal olarak. Buradan biraz daha şaka yapayım. Buradan ama şeyi diyorsun ya mesela işte A partisine şaka yaptım hepsi güldü. B partisine yaptım hepsi susuyor. Çünkü hepsi B partisindenmiş. Evet. Şimdi orada da bir ikiyüzlülük oluşuyor. Bizim partiye yapma şaka. Abi öyle şey de olmaz ama gülünce güleceksin yani şimdi. Evet, adamcağız şimdi. Yani şakasını ya yapıyor ya. Şurada. Ya bir de çok ciddiye alıyorlar aslında. Ben birazcık ona... Ciddiye alınmadığı belli. Meral Akşener hakkında bir sürü espri yapıyorsun. İşte buraya gelmeden önce şimdi Ankara'dan geldi. Hı. Seni izlemeye gelmiş. Evet. Çok, o kadar ciddi anlıyor. Çok tatlı hareket alıyor. Kraldan çok kralcı olmaya benziyor işte. Yani. Zaten mesele o. O bir şey demiyor. Ben şimdi senin hakkında bir şaka yapsam, Twitter'da yazsam. Ben derim. Karım hakkında böyle ileri geri şakalar yapmıyor. Az önce söylediğin kişi o zaten. Anlattığı kitle bu. Öyle mi? İlk Ceydacılar geliyor ya. Evet. Orada da öyle. Ankara'dan niye böyle çok iyi rock grupları çıkıyor? Ankara'dan komedyenler çıkıyor. Abi Ankara'da mobil olabiliyoruz. Ben, ne demek ya? Ne demek o? Bir yerden bir yere gidip 20 dakika. Siz burada bir yerden... Rock grubu kurmakla ne alakası var? Çok alakası var. Grup anca toplanıyor. Biz burada nasıl toplanıyoruz? Kızılay'da 7'de buluşuyoruz diyorlar. Giriyorlar stüdyoya yapıyorlar müziğini. Bir de müzik kaliteyi geliştirecek bir şey değil mi? İşte o yüzden Ankara'daki grupların ismi grup 20 dakika. İşte evlerden saatlere. Ankara küçük bir yer. Görece İstanbul'a göre. Tabii. Ve bunların hepsinin biriktiği bir yer var. Mesela Ezel var ya, rapçi Ezel. Evet. Ankaralı herkes Ezel'in arkadaşı neredeyse. Tabii evet. Ben benim Ankara'da çok arkadaşım var ya. Ankara bebeleri. Ne alaka aşkım? Onların hepsi Ezel'in arkadaşı mı? Ezel'den beri arkadaşlar. Diyor ki Ankaralı'da kime sorsan Ezel'in arkadaşıyım der hocam, diyor. Hocam şunu demek istedim. Ankara'da da Ankaralılar birbirlerini destek, yani arkadaş tabii grupları çok aktif. Benim bir tane Ankaralı arkadaşım öbür Ankaralı arkadaşım tanıyor yani. Hem ya Ankaralı arkadaş. Ya biz burada şimdi Illuminati'ymişiz gibi de değil. Hayır, ya. Hayır, İzmit de böyledir bu arada. Ben biraz ceketimi çıkartabilir miyim? Çok sıcak geldi. Sıcak değilse çıkar. Sen de çıkar. Sen niye soruyorsun? Sen niye ceketlisin ki zaten? Hayır, bize niye soruyor? Kamera bende. Ha durun diyor. Ha tamam ama orada var. Gerçekten talk show başladığı anda burada uyumaya başlıyorlar. Benim köpeklerim çok uyumludur. Benim köpeklerim. Ya, ne alaksın? Benim değil mi? Senin değil mi? Benim diyemez miyim? Hadi biz kalkalım. Direkt uyuyorlar ya. Geçin evet, yerinize evet, başlıyor. Hepimizden aynen profesyoneller. Çekim öncesinde hadi yerinize diyorum. Yerinize diyoruz. Yerlerine geçiyorlar. Ne alakası var aşkım? Tamam canım. Ay canım benim.
Bak hazır aşk görmüşken. Bu komedyen kombini mi peki? Bu mu? Abi bu siyah. Göbeğim var ne yapayım? Eşim de giymiş. O talk show kombini zaten. Siyah çok her şeyle kombin oluyor abi. Her zaten şeyle her kombin. Her şeyle diyorsun altında siyah giyiyorsun. Kombin olsun ya biz anlayalım. Sanki her siyah giyip altına turkuaz giyiyorsunuz Allah aşkına simsiyah giyiniyoruz. Şimdi bir tane oyun oynayalım araya. O tamam. Yumuşatayım seni bir. Tamam. Ne oynamak istersin? 3 tane oyunumuz var bizim lügatımızda. Evet. Harf oyunu. Onunla devam ediyorsun sürekli. Aynen. Evet. 3 saniye, 5 saniye, 1 saniyede film tahmin etme. Ay evet. Onu oynayalım tamam. Ay dediğin için onu oynayacağız. Gerçekten bir tane mi oynayabiliyoruz? Hayır. Hayır. Sonra diğerlerini de oynayacağız. Ha okey tamam. Harf oyunu zaten benim favorim. 3 tane filmim var. Evet. Tamam bu 3 filmde birini 5 saniyede anlatmaya çalışacağım. Birini 3 saniyede, birini 1 saniyede. İkiniz de bilmeye çalışacaksınız tamam. Tamam mı? 5 saniyelikle başlıyoruz. Buton yok tabii. Şöyle. Öyle mi? Ben öyle tercih ediyorum. Ya bu çok kolay zaten hemen bileceksiniz. Ceyda bilemeyecek ama. Çünkü bir izlemediğini biliyorum o yüzden. Adaya düştük, duman bizi kovalıyor. Lost. Yani. İşte tamam. Ben de çok izlemediğim bir Game of Thrones var. Bir Lost var zaten. 3 saniyem var. Senin var oğlum bizim bir saniye. O kelimelik de oluyor da erken basıyordu adam sonra da neydi devamı neydi? Yaptım. Öyle. Burada da öyle ama. Böyle her tarafın sökülüyordu kendine film yaptılar. Her tarafım sökülüyordu kendime film yaptılar. Hayır. Ne hayır öyle dedin oğlum. Ben de öyle anladım bu arada. Yanlış mı? Bir ses geldi burada. Doğru film. Hayır ama tekrar söyleme anladıkları söylesin. Ha anlasaydınız abi. Editörden laf geldi. Vurdu masaya. Terminator. Ne alaka ya? Kendin sökülüyordu. Tamam değiştirerek söylüyorum tamam mı? Komple mi sökülüyorsun? Böyle komple her yerim sökülüyor. Bir de benim filmimi yap. Bildiniz mi? Daha yani daha ne kadar? Yani sen bir şey söyleyeceğim ya. Ustadım ustadım. Gora. Gora mı? Cem Yılmaz gibi geldi. Yaklaştınız. Ne yaklaş? Gora'ya yaklaştığımız film Arok. Arok mu ya? Ben çekmem daha. Oo! Abi Cem Yılmaz abi kesinlikle bu adam yüzünden benimle alakası yok. 90'lara falan gidiyor hani. Evet ama aşkım. Ben adını bilmiyorum ki Arif. Evet. Arif ya bizim adın ne? Arif BS 216 arkadaş. 216 abi tamam. Sen ama artık elendin o listede de yok. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu film böyle mi anlatılır diyeceğim. Evet ama böyle anlatılmaz. Abi burada olmak çok tatlı ama bir heyecan. Ama biz komedyenler zaten bazı şeyleri. Şimdi bir saniyede anlatıyorum. Bunu zaten hemen bileceksiniz de ilk basan kazanır. Hazır mısınız? Açın kollarımı. Baba, sen babam, söyledin. Sağ ol. Babam, baba. Babam de oğlum çok kötü söyledi. Çok kötü söyledi. Ben bıraktım o söylesin diye. Ama cidden baba. Neydi o? Issız adamı da çekti. Gel bakalım sıra sende. Ben mi anlatayım? Ben Baturay anlatsın. Böyle mi geçiriyor burada? Evet burada sistemler bu şekilde. Bu ikinciyi ben çok bilmiyorum ama tamam. İşte orada işin cilvesi. Film de olabilir, dizi de olabilir arkadaşlar. Tamam. Abi bizim hayatımız çok bu. Yani merhaba sevgili dinleyen. Podcast. Söylüyorum abi, Kaybedenler Kulübü. Doğru. Ben podcast demesem ilk bilirdim. Ya podcast ne Ceyda? Sen bunu nah mı çektin? Bak. Şöyle yaptım. Bilirdim. Şimdi ben bunu 2 saniyede falan anlattım. O süre diğer... Aferin ha, akılcı bir yaklaşım. Öyle mi? Hayır, öyle yok. Süre ama aktarımı yok. Bu doğru mu? Ya ben şimdi anlatacağım bunu. Bu buydu galiba diye anlatacağım. Bir dene bakalım. Nerede bilirsin arkadaşım? Evet. Böyle Azeri gelin var böyle komik falan. Ah, o kadın ah, ben setine de gittim. Çok seviyorum o kadını. Komşumdu benim kız, komşum. Beşiktaş'ta vallahi billahi. Köpek vardı. Çok güzeldi ya dizi. Güzel diziydi. Doğru ya. Dizi anlatayım. Doğru. Kız neydi adı onun? Yabancı gelin? Hayır ne ya? Yabancı gelin ne ya? Dur. Arkadaşlar 5 saniye daha veriyorum. Yaşayacağız yine. Ha yaşayacağız. Teşekkür ederim. Ben çok seviyordum. Seven kazanmıyor gördüğün gibi. Evet bilen kazanıyor. Bilen kazanıyor. Gelsin. Bir saniyede anlatacaksın abi. 80'ler çocukluğunu bununla yapalım. 80'ler çocukluğunu bununla mı yaptı? 80'ler. Yavaşlatırsanız doğru bir artikülasyonla söylediğimi anlayacaksınızdır. 80'ler çocukluğunu bununla yapalım. Ne diyor ya? 80'ler çocukluğunu bununla mı yapalım diyor? 80'ler çok bu. Oğlum oraya anlaşılıyor, buraya anlaşılmıyor. 80'ler çabuk bunu da yapın. Yarım saniyede yapıyorsun zaten. Öyle mi? Tabii. Bir 30 saniyen daha var. 30 saniye mi? Ay bak. Ay şey, Salih sen. Bir de aynı cümleyi daha anlaşılır söylemeye çalışacağım tamam. O zaman. 80'ler çocukluğunu bunu da yapalım. Abi aynı şeyi söyledin ya. 90'lar. Evet. Ama bak sen orada söylememen lazım. Evet söyledi. Hayır ne söyledi ya? Söyledi işte 80'ler tuttu bunu da yapalım. Çok tuttu. Ha ben duymadım. Hadi git sen de sıra. Ben kazandım diye geldim. Abi bu kadar üzülemezsin kaybettiğin için. Abi ben rekabetçiyim çok. Üzülmek ne kelime? Ya ben Amerikalı bir çocuk olsam kesin Amerikan futbolcusu olurdum. Lisede de popüler olurdum. Çok rekabetçi bir ruhum var. Güzel anlattım ama bence. Nasıldım? Bence güzel anlattım. Benim de onaylanmaya ihtiyacım var. Herkes psikolojik şeylerinden döksün. Niye anlamadım ben biliyor musun? Sen T'leri zaten söylemiyorsun ya. Söyleyemiyorum evet. Senin onaylanma ihtiyacın mı var? Ha kimin yok ki? Benim yok. Ceyda'nın yok. Ceyda garip bir kişi. Gerçekten senin hiç yok öyle bir şeyin. Tribe girdi. T'li konuşacağım bundan sonra.
Belçika'nın en meşhur şeyinin filmi. Çikolata fabrikası, teşekkür ederim. Kimin çikolata fabrikası? Charlie'nin çikolata fabrikası. Son derece çıkarımlarla, coğrafi zekamla hemen bildim. Teşekkürler. Yemek kısa benimmişim zaten. Anlatıyorum. Bizi onlara çok benzetiyorlar. Bu ne ya şimdi? Ben ne bileyim siz kime benziyorsunuz abi? Böyle bir şey yok ben ya. Ben biliyorum kardeşim ya. Ya bu Fırat'ın bir saniyede bileceği şey ama bu çok haksız. Ama ben de yarışıyorum burada ya. Bir kadın bir erkek. Evet. Abi. Yani sen bu gerçekten bu biraz bir şey oldu ya. Ama sen de ayıp ettin. Ne diyeyim ama yani. Sana yendin 2-0 olma. Onu vermem. Tamam. Hocam bizde öyle şeyler yok. Bizde konağa. Belli ki yok. Müsamaha. İltimas. Bak hazır bekliyorum, gözlerim kapalı. Sadece kulaklarım. Duyu organlarımı kapattım ki daha ya, iyi. Ya bu ne şimdi ya? Netflix'te bir numara. Yok artık Ceyda. Herkesin bir numarası farklı Netflix'te. Oğlum Netflix'in bir numarası var listede. Bu hafta bir numara mı? Onu ben hiçbir zaman söyleyemem. Abi, sağa sola milleti götürüp yiyen adam var ya. Oğlum adamı böyle anlatamazsın ya. Manhunt. Ne? Manhunt. Dumber. Evet. Şey katil. Evet, sen bildin. Ben Dahmer. Bildim. Sayende bildin ama. Bu arada 2-1. 2-1 yendin. Tamam. Ben geçeyim. O yüzden gerginlik. Ben. Anladın değil mi neye gerildiğin ortamın? Evet. Yoksa bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Abi niye topuk sesin var ya? Ben anlamıyorum ki. Ne ayağındaki? Terlik. Babet. Terlik. Ayakkabıları bilmeyen adam. Stiletto ile topuklu ayakkabı arasındaki fark ne? Peki sen niye övünüyorsun bunu bilmekle? Senin ayağındaki babete terlik dedi ya. Ama stiletto ile topuklu ayakkabı... Ceyda. Bu arada yeni bir bölümümüz var. Top sende diye. Sen geçiyorsun buraya. Evet. Top show sen yapıyorsun bize. Öyle mi? Ha. Evet. 5 dakika falan. Ya da biz karar veriyoruz zamanında. Sıkıldınız abi. Bu şey böyle hani. Sen bize soru soruyorsun ama sen bizi izlemediğin için çok bilmiyorsun soruları. Yok izledim. Abi daha şöyle. İyi ama daha izledim iyi. Bak. İzliyorum değil izledim. Bak gelmeden önce baktım diyor yani. Abi çok fazla içeriğiniz var. Nereden başlayacağız? Evet gerçekten şimdi nereden başladılar acaba diye bir baktım. Ne oldu? Bulamazsın tabii. Bunları kesin izlemelisiniz diye bir listeniz var. Bunları kesin izleyin listesinde hepsi var. Ben mesela orada başlayayım dedim orada bir yoruldum. Mesela hamburger yapış videonuz vardı. Bence izledim. En güzeli asıl kafamızı anlamak istiyorsan Yatıya Kalları izle. Oğuzhan Uğurlusu'nu izledim. Sonlarını gördün değil mi? Gördüm. Doğan Kabak mesela orası çok güzel. Utku'nun ki bizim kurgucunun hepsi güzel. Güzel. Yatıya Kalları çok güzel. Yenisini çekecek miyiz? Evet. Bir gün çekeceğim. Evet. Doğan abimize selamlar. Doğan abi çok seviyorum. Ara durup durup Ceyda'nın böyle tweetleri evet, var. Bana bir Doğan abi bir Oğuzhan Uğur. Bunlar arada gelir. Hepsi can. Hepsi can. Orkun da öyle. Yani sevdiğim insanları arada böyle şey yaparım. Seni çok seviyorum ve tweet atıyorum. Duruyor Doğan abi seni çok seviyorum diyor. Durduk. Herkes şokta. Doğan abi de şoka giriyor. Ben de Ceyda'cım yazıyor. Sen bu çok komik hikayeler anlatıyorsun da yüzde kaç kurgu? Yemin et. Ben cümle hiç yazmadım şakamı. Ama böyle yaparım, her gösteri aynı şekilde mi anlatıyorsun? Değişiyor işte o yüzden yazmıyorum. Ha, yazarsam tamam. Ezberlerim diye şey yapmıyorum. Ben sıkılırım diye düşündüğüm için. Bir kısmı gerçek bir kısmını abartıyorum. O cümleyi söylüyor adam ya ben daha iyi bir cümle buluyorum. Benim Türkçem daha iyi çünkü. Tamam. Onu oraya koyuyorum. Tamam, işin yeteneği de o. Öbür türlü herkes yaşadığını anlatırdı olurdu zaten. Tabii canım yani. Yaşadığını anlatarak bir hikaye biter ki yani. Mesela az önce bir metrobüs hikayesi anlattın. Evet. Basit bir hikaye ama sen onu çok güzel anlattın yani. Benim çok hoşuma gitti. Bu gibi hikayeleri görmek istiyorsanız Baturay Bey'e bilet alabilirsiniz. Burada anlattıracak halim yok. Falan diye böyle ben de link veriyorum. Bu da link bırak. Aşağıya bilet linki mi koydum? Ne yapayım? Şimdi dedim ben komedyenim şeyim. Şöyleyim böyleyim. Öyle gülüyorlar. Ben komedyenim böyle komiyim dedim yani. Evet abi. Full falan. Çekiyorum dedi. Komedyen dediğin adam mı filmi olur. Sen de yapım şirketi kurdun diye biliyorum. Evet. Ya kurdum dedim de. Şirket açmak için muhasebeye söyledim. Film yapmak ben şimdi yazdım. Önceden hayal ediyorsun. 2014-15'tesin. Böyle 16-17 o seneler. İşte komedyen olunca ne yapacaksın falan. Çok fazla hikaye yazıyorsun. İşte yol hikayem var bir tane. Böyle iki kafadar giderler de böyle olur falan. Evet bir olur yol tabii. Hikayesi. Yani velhasıl film. Velhasıl film yok. Ya var hikaye, mı peki yani çekecek misin? Çekeceğim tabii ki çekeceğim. Ben çünkü senin hikayeni gördüm ya böyle yaptırmışım falan yapım evet, şirketini evet. Açıyoruz falan. Ben dedim bir proje geliyor herhalde. Evet geliyor dizi yapıyorum. Ben ne dizisi? Ki oyuncuların belli mi yani? Konuk birkaç tane oyuncuyla konuştum. Evet ben kabul ettim zaten. Ben çok isterim siz isterseniz. Yok ya, abi yani, ne haddim oyunculuk falan. Tabii geliriz katkı diyeceğim. Sağlayabileceğimizi düşünüyorsak abi, her türlü herhalde ben çünkü. Abi herhalde şaka yapıyorum tabii ki. Sonuçta yani ne zaman istersin? Şöyle düşün yani. Ben senin aslında normal olarak yaptığın işin hayranı olduğum için. Çok teşekkür ederim. Mesaj attım yani. Sağ olun. O yüzden tabii ki de ürettiğim işin içinde olmayı çok isterim. Tabii. Ve ben hani heyecanlanmamın sebebini de söyleyeyim. Komedyenlerin yaptığı işlere ayrı bir ilgim var. Daha güzel oluyor. Öyle dünyada da öyle. Oraya sokmuş telefonunu. Tamam hep orada adam bakıyor oradan kız arkadaşı. Görmedin kız arkadaş. Sevgili. Yok mu? Varlığından haberdarım var. O da haberdar mı? Umarım. Ya. Çok kaçak cevaplar veriyordum böyle. Ciddi mi onu söyle. Ben gayri ciddi ilişki olmaz çünkü. Takılıyoruz abi şu an çok keyifli hikaye sıkılırım falan böyle bir yok. Şey var ya böyle bir... Biz 6 ayda evlendik be.
Evlenmedik, evleneceğimizi söyledik birbirimize. Haberin olsun, evleniyoruz. Ya hayır ya, şöyle oldu. Biz de söyledik. Ben hatırlıyorum hatta, koltuktaydık birlikte. Hatırlıyor musun o anı? Gerçekten hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum. Sen de kalpler çıkıyor. Ne, anlat bakayım. Bence evlenebiliriz gibi bir konuşma geçti. Evet abi, böyle gayet ciddi konuşuyorduk. Sonra dedim ki ya bence evlenebiliriz dedim. O da ben de aynı fikirdeyim dedi. Vallahi mı dedim, vallahi dedi, ne yapalım vallahi dedim. Vallahi mı? Bu konuşuldu mu bilmiyorum. Vallahi mı, yok bende. Ya burası komedyen abartması. Kesin mi bak? Ona göre babama söyleyeceğim. Anneleri arayalım dedik değil mi? Evet, ertesi gün aradık falan. Ben aradım, annem acayip panik oldu. Bir dakika, oturuyordunuz. Evet, bence abi evlenebiliriz. Ben de hemfikirim. Vallahi mı? Vallahi. Sabah uyanıldı, yumurtalar yendi, zeytin tükürüldü. Aynen. Ailenizi aradınız. Dediniz ki biz evleneceğiz galiba. Evet, aha. Evet. Tabii birliktenizden haberdarlardı. Tabii. Evet ama daha 6 ay olduğu için çok bir... Peki ailenizin tepkisi ne oldu? Abi benimki çok komik. Aa, annem böyle yaptı. Ne alaka Fırat? Evet. Şimdi anne dedim bak, biz konuştuk, istemeye gideceğiz dedik. Ben nasıl isterim, nasıl yapılır o işler bilmiyorum. Yani Fırat böyle olur mu? Bir sonra ağzına şöyle bir laf çıktı. Yani bir hamam eğlencesi bir şey olmadan... Vallahi bak, ben hayatımda ilk defa gördüm annemden böyle bir laf. İlk defa dedi yani, tatlıymış. Ciddiye almış yani söylediğimi. Fazla ciddiye aldığı için panik olmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yani nasıl oldu bu işler hiç düşünme. Her şey anında gelişiyor ya. Evet. Hani 2-3 sene bir sevgililik olur, bunu onlar da kendini hazırlar. Hiç hazırlamadığı için ne yapacağını bilememiş. Asıl bu onunla isteme bölümünde gerçekleşti. Ne yapılıyor diye gidip bir tane Kastamonlu bir aileye sormuş. Adetlerini anlatmışlar. Annem bir sandık hazırlamış. Fakat sorun şu, biz İzmirliyiz, onlar İzmitli. Peki niye bir Kastamonu'da aile bulmuş? Onu biz de bilmiyoruz. Siz çok iyi istersiniz. Ben aynen, dedik ki onlar bilir diye onlara sordum dedi. Ya onlar Türkiye adetlerini şey mi? Kastamonu adeti ayrıdır. Bir gittik. İzmirli nasıl izliyor? Çok seküler olduğu için farklı isteme olmaz bence falan. Bence isteme... Böyle mektup atılıyor, PTT getiriyor. Kızınızı istiyorum. O kısım babamın hikayesi, onu anlatacağım. Gittik abi, babasıyla abisine don falan çıktı. Pijama falan çıktı. Bu adetlerde bunlar ama var. Ama bunlar adetleri. Terlik. Bir keyif. Falan. Yapmışlar, getirmişler yani. Ne, nedir? Tamam aşkım da sonuçta bizim öyle bir adetimiz yok o noktada. Fark etmez. Çeyiz deniyor. İsteme kısmında da babam diyor ki ben istemem diyor. Niye diyoruz? Mal mı bu? Niye istiyoruz diyor. Ya baba diyorum, onun babası söyler. Sen niye söylüyorsun? Doğru söylüyor bu arada. Ben de hak veriyorum. Çünkü şey diyor, benim ablanın istenmesine karşıyım diyor. Ablan kimle istiyorsa onunla evlenir diyor. Okey, bunu da anlıyorum dedim de karşı tarafın babasına bakmak lazım ki babam da onun babası yani. Zaten istemeye gittik. İçeri girdik, böyle yaptı. Oğlum dedi, takma bunları. Gel otur yanıma ya dedi. Boş ver dedi bunları dedi. Olayları ya bitirdi. Orada işte nezaketen işte insanlar. Ya tamamen bir prosedür gerçekleşti. Eskiden bambaşkaymış. Konuyu tek ciddiye alan annemdi yani. Evrile evrile başka yere gitmiş. Ya okuna adam bu orayı istemiş annen senin aslında. O sarmalar yansın. Herhalde adamlar öyle zannetmiş yani öyle olayları. Annemi hatırlıyor musun babama yaptıklarını? Aşkım şu an bizim evliliğimizi mi kuracağız gerçekten? Gelmiş konu. Niye anlatıyorum adam böyle talk show'unda anlatır. Yanlar belki çok belki eğlenceli şu an. Böyle yapıyor annem. Nasıl o gün sonra? Annem böyle yapıyor. Abdullah hadi, Abdullah hadi. Ya tamam şey yapıyoruz ya. Ya Abdullah söylesene. Ya şey, ya Ali Bey. Ya sanki borç siz isteyecek hiç baba. Hiç şey yok. Ya sizin bir kızınız var değil mi? Falan. Ya Ali Bey ya. Şu şey bundan sonra. Abdullah sessiz söyle diyor annem. Herkes duysun diyor. Şimdi şey yapıyoruz böyle. Ya işte. Çok komik. Ya böyle. Komik de abi, komik de o an. Biz senle yani izledik, Ceyda ile biz bakıyoruz. Biz gülüyoruz ama tamam, tek bir soruyla bitireceğim. Evet. Kahve pişirdin mi? Tabii. Pişirdi tabii. Tuzlu verdin mi? Yok. Bilmiyorum. Makas kesmiyor hikayesi oldu. Ben öyle mi? Cebimde makasla gitmiştim. Geyik olsun diye. Komiklik yapmak için. Komiklikler, şakalar. Şakalar yaptım. Niye? Ali amcam çok gülmüştü baba. Sonra Fırat daha anlatacak herhalde. Adam anlatmayınca sevgilisini biz anlatıyoruz kardeşim. Tamam peki. Senin hikayenmiş gibi biz hani inşallah senin de başına gelir kardeşim. Stand-up'larında kullanacaksan hikayemi, ailemi lütfen benden izin al. Telifi var. Tabii ki. Annem çok kızıyor zaten. Şu an annem bana kızdı bu arada bunları anlattığım için. Öyle mi? Tabii. Şu an belki de koyulmadı buralar, bilmiyorsun. Koyuyoruz. Annem şöyle diyor. Bir daha izlemeyeceğim sizi. Abonelikten çıkıyorum diyor. Evet. Sürekli bu. Sonra gene izliyor. Yani hikaye bu. Yani. Yan ekrandan izliyor. Bakmıyor çok. Abone de değil. Abone olmadan izliyor. Ana ekranda düşerse. Babam da gidiyor. Açtırıyor böyle. Tip bu çocuk ya. Ya ne diyorum Serpil ya. Böyle oldu gidiyor. Şimdi abi bir oyunumuz daha var. Öyle mi? Tabii. Harf oyunu mu yoksa soru oyunu mu istersin? Siz söyleyin, ona göre oynayalım. Yapıyor öyle şeyler arada. Boş ver. Hoşuma gidiyor ama. Bakıyorum sonra kimler harf demiş. Yorumlara yazın Ceyda Hanım. Vallahi bakıyorum hep hemen. Siz ama harf oyununda çok tecrübelisiniz. Ben izledim. Oğlum biz de burada. Siz yani zaten 29 tane harf var. Dur demin lan. İnşallah T çıkar. Yemin et. Her şey usulüne uygun. İnan ki göstereceğim. Bakın burada program var. Aleyna basıyor. Biz yazdırmadık bunu. Biz yazdırmadık. Benim böyle bir itirazım oldu. Nasıl T olur diye bir itirazım yok. Hayır, biz yanlar demesin. Cancık der onu. Sen cancıkları tanır mısın, cancıkları? Tanırım. Sizin şeyleriniz, takipçileriniz, izleyenleriniz değil mi? Değil İşte mi? Tipik bir cancık. Bu arada en az 3 haftalık, iyi dinle. Like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Abone zaten. Bunlar candır. Cancık vardır bir de.
yarım yamalak izler. Bazen izler keyif alır ama abone olayım. Bir yorum, bir etkileşim yok. Canlar her zaman en iyi artikül ettiği harfle sınanırken cancıklara söyleyemediği harfler geliyor efendim. Teşekkürler. Ben ortadayken söyleyemiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim tamam. Diyebilirsin mesela. Teşekkür ederim, anladım. Yani. Abi bir anda bir dakika oyun kolay değil zaten. Bir saniye. Moduna girmem lazım. Gir. Tamam abi, yolla. İsminiz nedir? Taner. Taner Bey, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ta Kadıköy'den geliyorum. Kadıköylü müsünüz yoksa başka bir şehirde mi doğdunuz? Trabzon'da doğdum. Ne iş yapıyordunuz? Tercümandım. Mütercim tercüman. Trabzon'da mı? Tabii. Hangi dil üzerindeydi tercümeniz? Tanzanca. Tanzanca, nerenin dili ya? Tanzanya'nın. Rağbet olmayınca başka bir mesleğe geçtiniz galiba. Çünkü tercümandım eskiden dediniz. Ya, tercihim o yönde değildi ama tercümanlıkta para yok. Tanzanca'dan Türkçe'ye çevireceğim ama kimse Tanzanca bilmiyor. Ben niye çevireyim? Ben çevirip attım sokağa, kimse de okumadı. Ha, siz kağıt çeviriyordunuz. Bence 3 saniye estetik kaybetmem lazım. Kağıt çeviriyordunuz ne ya? Fena değildim. Ben nasıl güzeldi bu arada. Onu... Şurada patlamasan güzeldi. Çok iyi gidecektin. Evet evet, güzeldi. Benim de aklıma geliyor ama dediğin gibi biz tecrübeliyiz. Mesela Ceyda'ya hazır ol bak şimdi. Bas. Ama. Hoş geldiniz. Öf ya. İsminiz nedir acaba? Özge. Özge Hanım kaç yaşındasınız? Ölmeme ramak kaldı. O kadar yaşlıyım diyorsun. Hiç göstermiyorsunuz valla. Bir yerinizde estetik var mı? Öyle derler ama yok. Ne işle meşguldünüz? Öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Öğrencilerime her türlü dersi verebiliyorum. Bravo valla. Evli misiniz? Önceden bir evliliğim oldu. Çocuğunuz var mı? Övmek istemem ama çok akıllı bir çocuğum var. Aa, bravo. Çocuğunuz kaç yaşında? Öyle söylemesek mi acaba yaşını? Çok küçük çünkü. Anladım. Küçük bebek yani. Peki hobileriniz var mı efendim? Özür dilerim ama... Söyleyemeyeceğim kadar değişik hobilerim var. Gerçekten çok merak ettik. Bir tanesini söyler misiniz? Östrojen hormonuyla ilgili bir... hobiniz var. Nedir bu hobi tam olarak? Özel olmaz. Örs, çekiç, üzengi. Bunların östrojen hormonuyla olan ilgisini araştırıyorum. İlgisi. Oo, hobiye bak. Hakikaten hoca ya. Ya öyle zorum. Bunu tam zorluymuş. Ver bana, ben yapayım. Bana biraz daha kenar oturursan istersen. Sen mi sorabilirsin istersen? Sen sor. Ben mi? Tabii, soruları sen soruyorsun. Çe. Merhaba, hoş geldiniz. Çok memnun oldum, ben de hoş buldum. Nerelisiniz? Çankırı. Neresinde? Çamdibi. Çamdibi. Ben orayı duydum, biliyorum ama nesi meşhur bilmiyorum. Çamı ama özellikle dibi. Dibinde özel bir tortusu oluyor, orasını çok beğenmiş. Orada mı yaşıyorsunuz? Çemişgezek'te yaşıyorum, Çankırı'da değil. Çok güzel. Mesleğiniz? Çıra toplayıcısıyım. Kömürlerin yanında verdikleri çıra var ya, onları biz topluyoruz. Nerede topluyorsunuz onu? Çöplükte falan buluyoruz ya. Attıkları parçalardan, tahtalardan çıkartıyoruz. İyi para var mı işte? Çarlık seviyesinde kazandığımız oldu. Daha önce söylemiştim bunu. Severek yapıyorsunuz. Ve emeklilik yaşı falan var mı? Varsa kaç yaşında emekli oluyorsunuz bu işte? Çıtayı çok yüksek tutmamak lazım. 65 diyelim. Evli misiniz peki? Ceyda'yla evliyim. Yok, patladım yok yani. Bu çok eğlenceli oyun bu. Çok. Gösterin çok eğlenceli. Yani çok teşekkür ederim. Orada bir performans sergiliyorsun. Evet. Ama real halin yani, normal sen. Ne oldu kız, ne gülüyorsun? Seninle ilgili bir anım geldi aklıma. Ne yaşadık ki, bir anı biriktirdim. Senin programına geldik ya biz. Sen evet. Sahnede sandalye duruyor ya. Baturay geldiğinde şöyle deseye demiştim. Baturay, ben şuraya biraz oturayım. Ben sahneye çıksam ya dedi. Bak ben şu an gerildim mesela. Gösteri başlamadı. Millet bekliyor böyle, sıkılmış. Gülüyor. Niye gülüyorsun diyorum. Daha gösteri yok ortada. Böyle gülüyor. Bunu anlattı bana. Yapma yavrum dedim ya. Çünkü o anı izliyorum yani. Evet, ben evet. O sırada geliyorum ya sahneye bana. Ya saçması bir hal ya. Baturay'dan önce çıkmış genelde. Evet, evet. Ben şimdi buraya çıksam ya. Oturay diye. Yani onun yaşanması bana komik geliyor. Yoksa şaka komik değil. Abi çok keyifliydi. Seni tanımak daha keyifliymiş. Enerji evet. Harika. Gerçekten evet, çok gerçekten. Ben de çok mutlu oldum ya. Ben gerçekten sizin talk show'unuzu izlerken ay keşke ben de orada olabilsem falan. Ya ne güzel. O zaman çok sevindim. Çok sevindim. Güzel. Bu arada biz Baturay'la burada tanıştık. Yeni tanıştık evet, yani. Evet, burada tanıştık ama biz Instagram'dan konuşuyoruz Baturay'la. Konuştuk. Gösterime geldiler. Beraber oturma şansımız olmamıştı. Ama artık o kız arkadaş. Ama buraya şimdi şey yaparken... Geç kaldın diyor, haklı. 11.30 olmuş daha. Özür dilerim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarız eğlenmişsiniz. Yorumlar abi, gerçekten Cem Yılmaz'ı mı aradınız diyen o şahıs. Sen var ya sen. Ömür boyu mutlu ol inşallah yavrum.